Merhaba. Bugün Almanya'ya gelmenin yeni ve farklı bir yöntemiyle ilgili kısa bir video yapacağım. Yeni yöntemin ismi Puma. Akılda kolay kalıyor çünkü Puma aynı zamanda Türkçe bir kelime. Lakin neyin kısaltması bakalım. Punkte basiertes Modell Projekt für ausländische Fachkräfte. Nasıl çevirebilirim Türkçe'ye? Puan bazlı bir model proje, yabancılar için yapılmış, yabancı meslek sahipleri için yapılmış bir proje. Sitemizin ismi Regional Skilled Workers Initiative.de/en. Bu sayfa sadece iki dilde mevcut. Almanca ve İngilizce. Diğer dillerde hazırlamamışlar. Bu yeni yöntemimizin ismine kısaca Puma dedik. Onlar da projenin ismini Puma koymuşlar. Ana sayfaya girdiğimizde bizi birkaç tane değişen fotoğrafla site karşılıyor. Almanca olan arkadaşlar Almanca bölümünden girebilirler. Adresi zaten videoda buradan görebileceksiniz. Veya Puma diye aratırsanız Google'da çıkar. Şimdi bizi ana sayfada bu fotoğraflar karşıladı. Direkt kocaman önümüze koymuş. Do you speak German? Have you completed a vocational training? Almanca konuşuyor musunuz? Bir mesleki eğitimi tamamladınız mı? Bunlar varsa diyor, devam edin diyor. Bu proje neymiş öğrenin diyor. Web sitesi çok kısa, okuması anlaması çok kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane link var. Son 2 tanesi çok önemli değil. Topu da bu 5-6 linke tıklayıp bu proje hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ben kısaca bunları okudum, ilgili PDF'leri indirdim, bir temel araştırma yaptım. Şimdi kısaca bunları sizlerle paylaşayım. Bu proje 1 Ekim 2016'da başlamış. Sadece 3 yıl boyunca devam edecek olan bir proje. Eylül 2019'da sona erecek. Amacı mesleki eğitim almış yabancı insanların Almanya'da iş bulabilmesini sağlamak. Ama Almanya'nın her yerinde değil. Sadece Baden-Württemberg eyaletinde geçerli bir pilot proje. Bu pilot projeden eğer başarı elde ederlerse devam ettirmeyi, uzatmayı, belki de diğer eyaletlerde de aynı projeyi yapmayı düşünecekler. Projeyi uygulayan firma veya topluluk diyeyim Bonda. Çok fazla o konuda detay bilgi vermiyorlar ama yayınlanan reportlardan adres ve telefonlarına baktığımda daha önceden bu telefon numaralarını hatırladığım için Bonda olduklarını biliyorum. Şimdi bu projenin diğerlerinden farkı ne? Bugüne kadar zaten mesleki eğitim alanlar Almanya'ya gelebiliyordu. Bunu diğerinden ayıran ne? Bu proje çok özel, sadece pilot bir proje ve sınırsız sayıda herkese açık bir proje değil. Deneme amaçlı yaptıkları için 3 yıl boyunca deneyecekler. Her yıl maksimum 1000 kişi almayı planlıyorlar. 1000'den fazla alamıyorlar. Bu şekilde izin almışlar. Toplamda 3 yılda 3000 kişi alacaklar. Bu projeyi bize çekici kılan ne? Bugüne kadar üniversite mezunu diploması olup diplomasının Almanya'da denkliğini alan insanlar Almanya içinde kendilerine uygun bir iş bulduklarında mavi kartla çalışma izni alıp burada çalışabiliyorlardı. Ailelerini, çocuklarını getirebiliyorlardı. Mavi kart alabilen insanlar için herhangi bir Almanca bilme mecburiyeti yoktu. Herhangi bir yani A1 bile olsa Almanca sertifikası vermenize gerek yoktu. Oradan istedikleri uzman kişiler şu maaşın altında olmama koşuluyla Almanya'da iş bulsunlar, çalışsınlar, diplomaları da denkse gerisine biz karışmayız modunda bir yapı vardı. İkinci bir seçenekse gene mesleki eğitim diploması olanlar bir beyaz liste oluşturulmuştu. Bu beyaz liste içinde Almanya'nın yalnız bütün eyaletlerinde geçerli bu. Hala da aktif. Beyaz liste içindeki yazılım mesleklerden herhangi birinde eğitiminiz ve diplomanız varsa o zaman denkliğinizi alıp gene iş bulabiliyorsunuz. Ama beyaz listenin içine girmeyen bir mesleğiniz var. Diplomanız da var, meslek lisesinden mezun oldunuz diyelim. Veya çalıştınız Türkiye'de veya bu başka bir ülkede olabilir. 5 yıl, 10 yıl bilginiz var, tecrübeniz var. Bununla bir iş bulmak istiyorsunuz. Ama o zaman diyorlardı ki
Beyaz listede bu meslek yok. Yani ne diyor? Almanya'da ihtiyaç duyulan bir meslek değil. Beyaz listeye girememiş. Kusura bakma, alamayız seni diyor. Baden-Württemberg işsizlik oranı çok düşük. İmalatın çok yoğun olduğu bir yer olduğu için işçiye ihtiyaçları var. Usta insanlara ihtiyaçları var. Onun için de bu şekilde yeni bir deneme proje başlattılar. Bu projede web sayfasını inin. Benim Almancam çok olmadığı için Almanca okuduklarımı fazla anlamıyorum. O yüzden sitenin İngilizcesini okudum. Şimdi buradan size anlatayım. Mesela burada size bahsettiğim olayı anlatmış. Burada bir yıldız koymuş. Area of occupation. Aşağıdaki yıldıza indiğimizde size anlattığım durumu söylüyor. Bugüne kadar diyor Avrupa Birliği dışındaki insanların immigrate yani Almanya'ya göçü sadece iki şekilde müsaitti diyor. Bir tanesi beyaz listedeki mesleklerden birinde iş yapmak. İkincisi de mavi kartla iş yapmak. Yani üniversite mezunu olacaksınız. Diplomanızın Almanya'da denkliğini alacaksınız. Ve Almanya'da bir iş bulacaksınız. Zaten ondan sonra mavi kartı veriyorlar. Ya da gene Almanya'da bir iş bulacaksınız. Ama bulduğunuz meslek beyaz listenin içinde olacak. Yine denkliklerinizi alacaksınız. Diplomalarınızın, sertifikalarınızın vesairelerinizi çalışacaksınız. Peki bunların ikisi de olmuyorsa o zaman bir tek aile birleşimi kalıyor Almanya'ya yerleşmek için. Bu yeni sistemde bu ikisine de girmeyen insanlar için Baden-Württemberg eyaletinde imkan sunuyorlar. Kısaca siteye şöyle hızlıca bir bakalım. Ondan sonra size buraya nasıl başvuru yapılır ve başvuru yapabilmek için hangi kriterler isteniyor onları anlatayım. Şimdi birinci sayfada About this project, bu proje ile ilgili temel bilgi verdi. Baden-Württemberg kimdir, neredir falan diye kısaca bir anlatmış. Şurada Welcome Centers diye bir link var. Bu Welcome Centers linkine tıklarsanız şuraya sizi Baden-Württemberg'in Welcome Center sayfasına götürecek. O sayfada da Almanca ve İngilizce olarak iki dilde bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi üçüncü sayfada Occupations on Demand. Hangi mesleklere ihtiyacımız var diye kısaca bir tanıtım yapmışlar. Beyaz listede olanlar, blue kartlar, Balkanlardan göçenler vesaire vesaire. Burada örnekler vermiş. Şefe ihtiyacım var demiş. Kasap lazım demiş. Vesaire vesaire. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Çatıcı lazımmış. Hair stylist. Saç tasarımcısı, saç kesici, berber, kuaför falan filan. Şimdi esas önemli noktaya geliyoruz. Preconditions to participate in Puma. Puma projesine dahil olup Baden-Württemberg'de iş bulup çalışabilmek için ön koşullar nedir? Bu sayfa bizim için önemli. Burada bize ön koşulları listeliyor. Ben buraları okudum, 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 okudum. Siz de girip okuyacaksınız. Şu önemli, sayfanın en sonuna geldiğimizde bir tane JPEG dosyası var. Şimdi size bunu anlatacağım. İsterseniz şu linke tıklayıp benim kondisyonlarım yeterli mi, ön koşullarım yeterli mi diye buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben bunu yeni sayfada açtım. Gelin burayı hep beraber yapalım. Şimdi bu projede puan bazlı bir proje olduğu için her başvuranı işverene iletmek istememişler. Bu projede herkes bir puanlamaya tabi tutulacak. Şimdi bu puanlama sisteminde amaç ne? 100 puana ulaştığında insanlar başvurularını kabul edecekler. Bu proje dahilinde insanlara iş vermek isteyen firmalara 100 puana ulaşan insanların bilgilerini, CV'lerini gönderecekler. 100 puana nasıl ulaşırız? Burada anlatıyor. İngilizcesi olan arkadaşlar, Almancası olan arkadaşlar siteye girip okusun. Çok kolay, çok basit, çok kısa bir site. İngilizcesi veya Almancası olmayan arkadaşlar için ben kısaca elimden geldiğince bunu Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Şimdi 0 puanla başlıyoruz. Evet, buradayız. Gelelim. Şimdi şu kırmızı kutucukta A2 Almanca bilgisi olacak diyor. A1 Almanca bilgisi aile birleşimi için mecbur tutuluyordu. Onu hatırlıyorum. Onun bir üstü A2. A2 Almanca bilginiz var ise ama bunu da sertifikalarını alıp belgelemeniz gerekiyor. Ha, bu web sitesinde değil ama başka bir Alman web sitesinde onların daha detaylı açıklamaları var, PDF'leri var. İndirdim, okudum. Her sertifikayı kabul etmemişler. Bazı yerlerden alınan sertifikaları kabul etmişler. Hani çakma, sahte falan filan. Böyle bir şey yapayım da ben buraya ekleyeyim, başvuru yapayım. Böyle çok çakalım moduna girmeyelim. A2 seviyesinde Almanca bilgimiz oldu mu? Sertifikayı aldık mı? 25 puan kazandık arkadaşlar bakın. Peki bu 25 puanın üstüne
ne yapabiliriz de yüze tamamlayabiliriz? İngilizce, knowledge of English or French. İngilizce veya Almanca bilginiz var ise bize bir 25 puan daha verecek. Ha, bunu nasıl ispatlayabiliriz? Gidip İngilizce sertifikası alabiliriz. A1, A2, B1, B2 ne biliyorsak ya da ortaokul, lise, üniversite herhangi bir şekilde İngilizce eğitim aldıysak diplomamızda da bu yazılı ise bunu da sunabiliriz. Yeter ki İngilizce bildiğinizi belli edin. Bunu da biliyorsak ne yaptı? 50 puana ulaştık. Başka nasıl oluyor? Başka şöyle oluyor. Yok diyelim İngilizcemiz, Fransızcamız. O zaman B1 Almancası bileceğiz. Bir kursa gidip B1'e tamamlayabilirsiniz veya sıfırdan öğrenip B1'e kadar yükselebilirsiniz. B1 seviyesinde Almanca bildiğimize dair sertifikamız olursa o zaman bizden İngilizce, Fransızca sormayacaklar. Direkt 50 puanı verecekler. Şimdi iki yöntemle 50 puana geldik. Şimdi 50 puandan yukarıya devam edip bunu 100'e tamamlamamız lazım. Şimdi birinci seçenek, prior legal residence in Germany. Daha önceden Almanya'da oturmuş olmak. Bu ne olur? Almanya'da ailenizin oturma izni vardır, burada okumuşsunuzdur, burada büyümüşsünüzdür, Türkiye'ye dönmüşsünüzdür, burada oturum hakkınızı kaybetmişsinizdir, geri alamıyorsunuzdur veya buraya Erasmus'la gelmişsinizdir veya bir dil kursu için gelmişsinizdir. Geçmişte Almanya'da yasal olarak oturmuş olmak. Bunu da araştırdım. Minimum bir sene olması gerekiyor arkadaşlar. Dil kursuna gelip burada 6 ay dil kursu alıp gidersek bunu kabul etmiyorlar. En az bir sene burada oturmuş olmamız lazım. Bir sene oturduysak tak buradan 50 puan kazandık. Veya bakın, relatives in Baden-Württemberg. Up to second degree. Relatives demek akrabalar. Baden-Württemberg eyaletinde oturan akrabalarımız olacak. Up to second degree, maksimum ikinci dereceye kadar. Yani anne babamız birinci derece. Amcamız ikinci derece. Halamız ikinci derece. Dayımız ikinci derece. Yanlışım varsa bunu ileride düzeltebilirim. Böyle biliyorum, ikinci derece akrabalığı. Kardeşimiz olabilir, kuzenimiz olabilir. Yani ikinci dereceye kadar akrabalarımız varsa Baden-Württemberg'de yaşayan, tak bir 50 puan kazandık. Ne oldu? 100 yaptık. Peki ne diyor? Bakın bir seçenek daha vermiş. Ya bu bizi çok ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü period of training or employment in another European Union country. Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinde eğitim almak veya orada çalışıyor olmak. Bu bizi çok ilgilendirmiyor çünkü Türkiye Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil. Peki ne yaptık? 100'e tamamladık. 100'e tamamlarsak o zaman buraya başvuru yapabiliyoruz. Web sitesinde herhangi linkini vermemişler, lakin ben araştırdım, buldum, bir başvuru formu var. Çok basit bir form, 2 sayfadan oluşuyor. Tabii ki tamamen Almanca. Neden? A2 seviye Almanca bilmeyeni buraya başvurtturmuyorlar. Bu formu doldurup bunları postalayıp gönderiyoruz. İnternet üzerinden de gönderebiliriz. Ondan sonra bunlar mesleğimize göre talep açan işverenlere bizim CV'lerimizi gönderecekler. Bu CV'lerimizin içinden seçilir de görüşmeye çağrılırsak, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar, Almanya Baden-Württemberg'de bir iş bulmuşsunuz demektir. Ha yok benim Almancam, o zaman kursa hemen yazılıp A2 yapabiliriz. İngilizcemiz varsa üstüne birleştiririz. Akrabamızı da ekledik mi 100 olur. Yok benim akraba, ne olacak? Geçmişte de Almanya'da oturmadım bir sene, o da ne olacak? Bak o zaman gitti arkadaşlar bu ikisi. Hiç gitti. Bizim o zaman 100 puana tamamlama bir şansımız yok. Tek seçenek kalıyor. En üstteki. B2 seviyesinde Almanca bilgisi. Hiç kimsemiz yok. Akrabamız yok. Daha önce Almanya'da yaşamadık. Ama geleceğim arkadaş ben. Meslek eğitimim var. Bak şu meslek lisesinden mezunum. 2 yıllık şu üniversitede şunu okudum. 8 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır şu mesleği yapıyorum. Ustalaştım. O zaman A2, hayır A2'yi değil, geçeceğiz. B2 seviyesinde Almancayı öğreneceğiz. Sertifikamızı alacağız. Buraya başvuracağız. Ondan sonra işin çıkacağı kesin değil arkadaşlar. Neden? Çünkü her yıl 1.000 kişi alacağız diye limit koymuşlar. Pilot bir proje, deneme. Ama eğer B2 seviyesinde Almancası olan varsa veya bu anlattığım kriterlerden 100 puanı tamamlayan varsa, gelmek isteyen varsa 100 puanı tamamlayıp şansını denesin. Bu bir pilot proje. Çünkü burada muhatap olacağınız insanlardan eğer İngilizceniz varsa İngilizce de yardım alabilirsiniz. Kesin alırsınız demiyorum. Çünkü telefon açtığınızda bazen karşınıza İngilizce bilmeyen biri çıkıyor. Ama büyük çoğunlukla çıkıyor. Bu projenin bağlı olduğu kurum IQ Network Bonn'da birkaç oradan çalışan insanla tanıştım. Çok güzel, akıcı İngilizce konuşuyorlar. Çok hoşgörülü, anlayışlı insanlar. Emin olun yardımcı olacaklardır.
Almanca ve İngilizceniz varsa, kafanızda soru işareti varsa, sitede telefon numarası var. Hiçbir şekilde aramaktan çekinmeyin. Bayağı bir detay var bununla ilgili. Epeydir, bir haftadır dokümanları okuyorum, web sitelerini okuyorum. Güzel bir yanı var, tekrar siteye geri dönelim. Şimdi mesela buradan siteden size Frequently Asked Questions'a geleyim. Pardon, bu değil. Burası. Evet. Şimdi burada 30 soru mu? Öyle bir şey vardı. Dur bakalım arkadaşlar. Bu 17 tane var. Tamam. Almanca PDF'lerde daha fazla soru vardı. Bakın mesela diyor ki, Is it possible? Is it also possible to work in a different German state within the scope of Puma? Baden-Württemberg eyaletinin dışında başka eyaletlerde de Puma pilot projesi kapsamında çalışabilir miyim? No arkadaş, çalışamazsın diyor. Ama ticari seyahatlere izin veriliyor diyor. Baden-Württemberg'de bu projeyle iş bulup çalışan insan, atıyorum elektrik teknisyeni, Nordrhein-Westfalen'de bir iş çıktı. Ticari gidebilir. Hafta sonu gezmeye gidebilir, sıkıntı yok. Ama iş yeri Baden-Württemberg'de olacak. 2 sene boyunca işi bulup çalışmaya başlayan insan, 2 sene boyunca bu proje kapsamında Baden-Württemberg'de çalışırsa, ondan sonra Baden-Württemberg'de çalışma mecburiyeti bitiyor. 2 seneden sonra Almanya'nın herhangi bir yerinde iş bulduğunuz takdirde o bölgedeki yabancılar dairesine gidip oturum izninizi uzatıp o eyalette çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Baden-Württemberg'i sevmeyen biri varsa, bu projeyle de gelebiliyorsa, 2 sene çalıştıktan sonra Almanya'nın herhangi bir yerinde iş bulup başka bir yerde yaşayabilir. Ondan sonra standart zaten kurallar geçerli oluyor. 5 seneyi tamamladıktan sonra süresiz oturum izni veriliyor. Burada sık sorulan sorular kısmında işte 17 tane soru vermiş. İngilizcesi, Almancası olanlar okusun. Çok talep olursa oturup bunları tekrar Türkçe'ye çevirip bir videoda onun için yapılabilir yani. Ama temelini anlattım size. Beyaz listeye girmenize gerek yok. Herhangi bir üniversite diploması olması gerekmiyor. Meslek lisesi diploması dahi olur. Yeter ki 100 puanı tamamlayın. 100 puanda nasıl tamamlayacağınızı anlattım. 100 puanı tamamlayıp gelmek isteyen varsa başvuru yapsın. Bakın burada kontak sayfasında e-mail adresi var. Web sitesi var, e-mail adresi var. Burası her ne kadar Puma projesi olarak gözükse de, sitenin ismi Regional Skilled Workers Initiative DE olarak gözükse de, telefon numarası olarak bu görmüş olduğunuz numara ve bu e-mail adresi makeitingermany.com web sitesine ait. Bu web sitesini yapan da başka bir inisiyatif var. Ben oradaki insanlarla tanışmıştım. Birçoğu çok güzel İngilizce konuşuyor ve yardımcı oluyorlar. Şu telefon numarası bu onda. Biraz bu Almanya'nın işleri ilginç yani. Ben de Almanya'da 1,5 senedir yaşıyorum. Çözemedim tam. Baden-Württemberg eyaleti için özel bir pilot projeden bahsediliyor. Telefon numarası bon çıkıyor. Make it in Germany'ye girdiğinizde mesela Puma projesiyle ilgili bir linke ulaşmak zor oluyor. Biraz ilginç bir ülke ama şunu söyleyeyim. Buradan e-mail adresinizi, isminizi yazıp altına da İngilizce veya Almanca olarak sorun soruları. Fransızca da sorabilirsiniz çünkü bakın o tabloda Fransızca bilgisi de vardı. Sanırım bu 3 dilden birinde sorduğunuzda cevap alacaksınız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Epey bir PDF'lerini indirdim, okudum. Zaten bu Make It in Germany sitesini çok uzun yıllardır ilk çıktığından beri takip ediyordum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, PDF'lerini, yıllık raporlarını indiriyordum. Oldukça başarılar. 2012'den beri yaklaşık 50 binin üstünde, 60 bin gibi insana iş imkanı sağlamışlar. Şimdi bu Puma projesiyle bir 3 bin kişiye daha sağlayacaklar. Ama unutmayın, Puma projesi üniversite mezunları için falan değil. Meslek lisesi mezunsanız oradaki meslek diplomanız da yeterli olacaktır. Hatta hiç çekinmeyin, o B2 seviyesinde Almanca yapabiliyorsanız çıraklık okulundan aldığınız diploma, ustalık belgesi almışsınızdır. Onları bile koyun başvurun. Hiç önemli değil. Hepinize sevgiler, saygılar. İnşallah videoyu beğenirsiniz.